Sevgili dostlarım, hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben spiritüel danışman, astrolog, medyum, Astro Canan. Şimdi çekeceğim bu videodan sevgili Koç ve Boğa burcu arkadaşlarımın 25 Ocak 31 Ocak tarihleri arasında haftalık astrolojik değerlendirmelerini artı tarot okumalarını yapacağım. Şimdi şöyle başlayabiliriz sevgili Koç burçları. Koç, yükselen Koç ve Ay burcu Koç olanlarla direkt geçiş yapmak istiyorum sevgili dostlarım. Bu haftanın en önemli olayı 28 Ocak'ta meydana gelen bir dolunayımız var. Dolunay içimizdeki dünyanın dışa çıkması, dışa vurulması demektir. Yani içimizde ne varsa dışa vurduğumuz, içsel huzuru ve içsel dinginliği yaşadığımız dönemleri ifade eder. Ama bu tabii bu huzur ve böyle mest olma hali durduğu yerde gerçekleşmez. Bir kere içimizde bir fırtınalar kopar dolunayda. Bazı kereler yalnızlığımızı hatırlarız. Bazı kereler çaresizliğimizi, yoksulluğumuzu, hastalığımızı. Yani dolunay her şeyi büyütür. Bizim depresyon ve böyle bazı yalnızlık duygularımızı da büyütür. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Ama dolunayın bulunduğu ev, hani o dönemde dolunay fazı varsa dolunayın bulunduğu evde bir huzursuzluk meydana gelir. Önce bir dalgalanmalar, böyle peş peşe seyreden hareketlilik olur. Sonra dolunayın o küçülmeye, sakinleşmeye başladığı dönemden itibaren her şey yoluna girmeye başlar. En önemli olayımız 28 Ocak'taki dolunay. Bütün burçlar için bu söz konusu tabii. Ve diğer önemli olay da 30 Ocak'ta bir Merkür retrosu başlıyor Kova burcunda. 20 gün sürecek ve o da yeni retroya girdiği dönemlerden 30'unda retroya giriyor, 30 Ocak'ta, ama birkaç gün evvelden, eksi 3 gün evvelden ve çıkışından itibaren de bizi etkiliyor. Şimdi sevgili Koç burçlarının Merkür retrosu 30 Ocak'ta, haftanın sonuna doğru, sonunda daha doğrusu olacak Merkür retrosu. Onların 11. evinde nüksediyor Merkür retrosu. Bazı dostlarımız, bazı Koç burçları sevgililerinden ayrılabilirler. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bazı Koç burcu dostlarım tam tersi uzakta bulunan sevgililerinden haber alabilirler. Yani bakış açısına bağlı. Yani Merkür'ün gezegenlerle yaptığı açıya bağlı olarak da ayrılık ya da devam kararı alınabilir sevgili dostlarım. İkinci olarak da dolunay onların 5. evlerinde gerçekleşiyor. Bir aslan dolunayı, çocuklarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Hamile kalmak isteyip hamile kalamayan sevgili dostlarım, sevgili koçtaşlarım, hamilelik gündeme gelebilir. Çocuklarınızla ilgili sorunlar açığa çıkar ve bu sorunları kısa sürede çözersiniz. En önemli olaylar bunlar. Ve Jüpiter Kova burcunda sevgili dostlarım, yeni çevrelere girme, yeni insanlarla tanışma, entelektüel kabiliyetlerinizi artırma ve çevrenizi genişletmek için oldukça iyi bir dönem. Venüs Oğlak'ta, Mars Boğa'da. İki toprak grubu. Şimdi Venüs Oğlak burcundan sevgili Koç burçlarını tam böyle tepe noktalarında, Boğa burcu da ikinci evlerinde. Yani terfi, mesleki kazanç had safhada. Bunları değerlendirmenizi istiyorum. Kıskançlıklara maruz kalabilirsiniz. Kıskançlıklar gerçekleşebilir ama bunları bir tarafa bırakacaksınız. Mantıklı olmanız için zorluyor sizi gökyüzü. Mantıklı olun, terfinizi alın. Girdiğiniz sınavda, işle ilgili girdiğiniz sınavda başarılı olmanız an meselesi. O yüzden para akışı
Çok güzel. Bazı kalbi boş olan koçtaşlarım, varlıklı ve mevki sahibi bir insanla aşk yaşamanız çok mümkün. Bunları değerlendirmenizi rica ediyorum. Aşk hayatı zaten harekete geçmiş ve sevgilisiyle sorun yaşayan koçlar. Diyorum ki onu alın bir karşınıza konuşun. Bakalım neler söyleyecek. Çünkü Dolunay sevgilinizin ya da çocuklarınızın iç dünyasındaki, zihnindeki bütün toksinleri, bütün negatifleri boşaltmak için uygun bir evreye işaret ediyor. Şimdi gel gelelim sevgili koçtaşlarım. Bu hafta genel durum nedir? Bir tarot açılımı yapalım diyorum. Ve fırlayan kartı almak durumundayım. Genel durum nedir? Tarotta genel durum. Bir bakalım. Şimdi genel durum şöyle sevgili dostlarım. Bir aldatma, aldatılma enerjisi var. Bu aldatma, aldatılma sosyal anlamda da olur, duygusal anlamda da olur. Dikkat edin, etrafınızda yalancı insanlar var, boş konuşan insanlar var. Sevgili koçtaşlarım, yol yapmanız gerekecek. Birileriyle yola gitmeye hazırlanın. Bu yol sizin lehinize olacak. Genel anlamda bir yol, seyahat planı ve işle ilgili taşınma, evle ilgili taşınma konuları gündeme gelecek. Bakalım sağlık durumları nasıl? Sevgili koçtaşlarımın bu hafta için sağlık durumlarını bir irdeleyelim. Evet, sağlık durumları. Şimdi bazı yakınlarınız hastalanabilir. Onların sağlıklarıyla ilgileneceksiniz. Onları bir yerlere götürüp getirme ve aynı zamanda varsa sizin bazı yürümeyle ilgili sorunlarınız, kaslarla ilgili sorunlarınız, onları çözmek için farklı doktorlar, farklı hastanelere gidebilirsiniz. En sonunda temiz bir kağıt alıp seviniyorsunuz. Yapılan tahliller ve tetkikler sonucunda sağlıklı olduğunuz ortaya çıkıyor. Ama siz yine de tedavinizi yaptırın. Yakınların tedavisi olsun. Çünkü yakınlarımız sağlıklı olursa biz de sağlıklı oluyoruz biliyorsunuz. Bakalım iş ve para durumları nedir? En sona aşkı bırakıyorum. En sona aşkı bırakıyorum. İş olmazsa, para olmazsa aşk olmuyor ne yazık ki. Evet, şimdi iş ve para durumları. Evet, iş ve para durumlarında kazancınızın az olduğundan yakınıyorsunuz. Biraz bulunduğunuz işten memnun değilsiniz. Yeni bir iş yerinden haber bekliyorsunuz. Yeni iş yerinden haberler gelecek. Yeni ve yeniden iş konusu gündeme gelecek. Güzel işler başaracağınızı görüyorum. Haydi hayırlısı bakalım sevgili koçtaşlarım. Sevgili dostlarım, şimdi ise aşka geliyoruz sevgili koçtaşlarım. Aşk ne diyor bakalım koç burçları için? Evet, aşk. Bir bakalım aşk yelpazesini açıyorum. Şimdi aşkına bir sırtını dönüp giden birisi var. Sanki birileri kaçıyor, hem gidiyor hem de sana haberini yolluyor sevgili dostum. Aslında önce giden sonra geliyor. Çünkü sen onun gözünde bir prenses kadar değerlisin. Ya da sevgili koç burcu erkeği, sen onun gözünde bir prens kadar asilsin. Bunu söyleyebilirim. Gerek koç burcu hanımları, gerek koç burcu erkekleri, karşıdaki insan seni çok beğeniyor, çok asil buluyor. Gittiği gibi geri dönecek. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Haydi hayırlısı bakalım. Gidenler geri dönüyor. Şimdi geliyorum sevgili boğa burçlarına. Toprak grubunun en asilleri. Oğlaklara ve başaklara haksızlık etmeyelim. Neyse, onlar duymasınlar. Bu bizim videomuz zaten. Onlar duymasınlar. Ama hakikaten boğalarda bir asalet vardır. Benim küçük oğlum da boğadır.
bir kendine yetme, bir kendine güven. Çünkü zıt burcu akrepten çok özellik alır. Yani ben güçlüyüm, ben de varım. Ama akrep gibi duygusal patlamalar yaşamazlar. Onlar daha bir sağlam ayakların üzerine, daha güvenle basan bir enerjidedirler. Zaten bir burcun, bir kursta öğrenmiştim, bir burcun özelliğini öğrenmek istiyorsan onun karşıt burcuna bak diyorlardı. Yani mesela boğa burcunun karşısı nedir? Akreptir. Akreplere bakacaksınız. Akreplerin özelliklerini taşırlar. Akreplere geldiğinde boğanın özelliklerine bakacaksınız. Akreplerde de böyle yayılma vardır, hafiften böyle bir tembelleşme vardır. Birden kalkınırlar, boğalar gibi inatçı üzerine giderler. Ben de varım, yıkılmadım, ayaktayım derler. Hani aslında boğalarla akrepler zıt burç olmalarına rağmen birbirlerine çok benzerler. Şimdi sen de sevgili boğa burcu büyüleyicisin, etkileyicisin. İnsanları gerçekten çok etkilemeyi biliyorsun. Bakalım bu 25 Ocak haftası sana neler getiriyor? Bir kere bir burcunuzda Mars var. Biraz hafif gergin, sinirli ve böyle egzotik olabilirsiniz. Bazı boğa burcu erkekleri, bazı boğa burcu hanımları. Aşkta adrenalin çok ön planda. Yani cinsel dürtüler, cinsel olarak karşıdaki işte partneri cinsel açıdan çok iyi görebilme özellikleri ya da kalbi boş olan boğa burçları, ona da dikkat diyorum. Gerek hanımlara gerek beylere, hani cazibeli ve cinsel çekiciliği olan birisini beğenirsin ama bazı özellikleri hoşuna gitmeyebilir. İnatçıdır, egoisttir ya da ne bileyim işte bazı durumlara biraz soğuktur. Ona dikkat etmenizi rica ediyorum. Yanılıp da yanlış partner seçmeyin diye. Kalbi dolu olanlara bir şey dediğimiz yok. Kalbi dolu ilişkisi, inişli çıkışlı ilişkisi, güzel, uyumlu fark etmez. İlişkisi olanlara bir şey demiyorum ama ilişkide olmayanlara cinsel çekiciliğe kapılıp da yanlış seçim yapmayın diyorum. Çünkü Mars boğada sizi yanıltabilir. Ve aynı zamanda hani balık burcundaki Neptün'le bir uyum var, 60'lık bir uyum var. Hani cazibesine kaptırdığınız birisi sizi sarhoş edebilir yani gönlünüzde. Hani bir aşk sarhoşu olup da yani keseyi, kasayı boşaltmayın. Özellikle boğa burcu erkeklerine diyorum. Her gün bir kalbi kırık bir erkekle uğraşmak zorunda kalıyorum, birkaç tanesiyle hatta. İşte gitti de şunu oldu da bunu oldu da aman yani ben artık ağlama duvarı olmak istemiyorum. Mutluluk haberleriyle gelin bana. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi Mars boğada ve Venüs oğlakta. Eğer akıllı ve analitik zekanızla hareket ederseniz gayet ileriye yönelik bir partnerle güzel ilişki ve güzel beraberlik kurma haftası. O anlamda çok iyi. Aynı zamanda Kova burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu sizin tam tepe evinizde. Aman boğa burçları dikkat. İş yerindeki dedikodulara, iş yerindeki anlaşmazlıklara, iş yerindeki kavgalara işaret ediyor. Ya da iş yerinde elektronik cihazların bozulması söz konusu olabilir. Aman dikkat. Elektronik eşya alma isteyebilirsiniz. Ne bileyim bir televizyon, bir telefon ya da elektrikli cihaz, bir çamaşır makinesi, buzdolabı bozulsa bile yerine yenisini almayın. İdare edin. Yani bu Şubat ayının 20'sine kadar bu retro devam ediyor. İdare edin çünkü hiç iyi bir şekilde size bir eşya gelmez. Yani Merkür retrosunda alınan eşyadan hayır gelmez. Merkür retrosunda atılan imzadan da bir hayır gelmez. Ben öyle bir İstanbul'da Merkür retrosuna rastladım. Merkür retrosunda bir aparta taşındım. Taşınmak zorunda kaldım. İşte ani oldu falan. Mecburum yani. Kalacak yer yok. Bir yakınım olsa falan idare edeceğim bir 15 günde. Retronun geçmesini bekleyeceğim. Olmadı. Girdik aparta. Orada işte bazı şeyler oldu. Uzaklaştı. İş yerim uzaklaştı. Başka bir işe girdim.
Öbür retroda hemen taşınmak zorunda kaldım. Etti mi bir? Aldığım evdeki olay şu oldu. İşte kışın ortasıydı. Kaloriferler falan çalışmadı. Doğalgaz çalışmadı, bozuldu. Oradan çıktık mı? Etti iki. Üçüncü yere taşındım. Yine Merkür retrosuna denk geldi. O evi de işte sattılar. Ben birkaç ay sonra taşınacağım ama işte hemen birkaç ay, yani iki ay falan oturup çıktım. Yani bir senede üç tane ev değiştirdim. En son kafeye gittim. Kendi açtığım kafede birkaç ay kaldım. Ondan sonra ay dedim ben daha tövbe olsun. Merkür retrosunda ev taşımam. Öyle bir taşındım. Bir senede üç ev değiştirmek, yani hakikaten kitaplarım ayrı. Benim eşyamdan çok kitabım var. İşte malzemelerim var. Medyum olduğum için kurşun dökme malzemelerim ayrı. Enerji çalışması yaptıklarım ayrı. Ya onlar da birkaç tane valiz onlar. İşte koliler tabii normal insana göre daha fazla oluyor medyum olduğum için. Ay dedim daha tamam. Daha tamam, Merkür retrosunda sokakta yatarım, ev sözleşmesi imzalamam, eve taşınmam. O yüzden size de diyorum ki sevgili boğa burçlarım, böyle elektronik eşya alacaksanız, taşınacaksınız, aman aman Şubat'ın 20'sine kadar sabredin. Sabredin abi, sabredin. Yoksa sıkıntı yani. Çünkü dördüncü evinizdeki dolunay boğa burçlarına evden taşınma ya da yeni bir ev alma durumlarını ortaya çıkartıyor. O yüzden diyorum ki ev alacaksanız, ev taşıyacaksanız şu Merkür retrosu bir bitsin. Amanın amanın amanın, benim düştüğüm durumlara düşmeyin. Çok zor. Yani herkesin zorluğu kendine. Ben medyumum diyorum. Kitaplarım çok diyorum. Objeler çok diyorum ama siz de belki bir sanatçısınız, belki başka bir şeyleriniz çoktur. Elbiseniz çoktur. Ne bileyim ben, kullandığınız pek çok materyal benden çoktur. Yani onlarla taşınmak, onları tekrar tekrar kolilere yerleştirmek, gittiğin yerde tekrar açmak, iki ay durup tekrar oradan başka yere gitmek, ya zulüm. Zulüm. O yüzden ev taşıyacaksınız bazı boğa burçları, aman dikkatli olun. Şu Merkür retrosunu ev falan taşımayın. Yapmayın abi. Ve bazı boğa burçlarına dediğim gibi iyi bir partnerle tanışma ve akıllı mantıklı hareket ederlerse güzel işler gözüküyor. Kuzey ay düğümü zaten size farklı yerlerden kazançlar veriyor. Kazanç elde etme ya da paranızı bir bankada değerlendirme durumları söz konusu. Boğa burçları bankayla ilgili işlerinizi hallettiğinizi, çok kere de yararınıza işler yaptığınızı görmekteyim. Hadi hayırlısı bakalım. Boğa burçlarının biraz astrolojisini bitirdik. Şimdi de tarotlarına bakalım. Genel durum nedir? Evet. Şimdi boğa burçlarının genel durumlarına bir bakıyoruz. Evet. Kısmetli bir hafta. Oldukça iyi bir dönem. İş yerindeki sorunlar, iş yerindeki çalkantılar sizi etkilemiyor sevgili dostum. Ve iki şehir arasında gidip geleceksin. Aynı zamanda iki kişi arasında bocalayabilirsin. Biraz yara almış yüreğin, biraz üzülmüş yüreğin zaman içerisinde durulacak. İş yerindeki dedikodulara dikkat edin diyorum. Aşk hayatında da biraz kalbiniz kırılabilir, üzülebilirsiniz. Bakalım hadi hayırlısı. Bu hafta iş ve aşk konuları gündeme güm diye oturabilir sevgili boğa burçları. Bakalım iş ve para nedir? Genel duruma baktık. İş ve para durumu. İki tane geldi. İş ve para dedik. Uzaklardan hayırlı haberler oluyor. Uzaklara gitmeler oluyor. Yoksulluk ve yoksunluk duygularını yendiğinizi görüyorum. İşsiz olan sevgili boğa burçları işe çağrılabilirsiniz. Aynı zamanda bazı boğa burçlarının
gerek altından, gerek iş yerinden, gerek ticaretten, altın alım satımından veya dövizleri varsa onlardan kazanç kapılarının açıldığını görüyorum. Yoksulluktan ticarete doğru bir geçiş yapıyorsunuz. Bazı boğa burçları ödemekte zorluk çektikleri faturaları olabilir. Onlarla uğraşmak zorunda kalacaklar. Genel olan anlamda iş ve para durumu buydu. Sağlık durumları nedir bakalım? Boğa burçlarının sağlık durumlarına bakmak istiyorum. Evet. Boğa burçlarının sağlık durumları. Şimdi uykusuzluk, huzursuzluk çekebilirsiniz. Bir uykusuzluk sorunu var. Bir stres var. Dışarıda ve deniz kenarında yapacağınız yolculuklar iyi gelecek. Başka şehre gidip gelebilirsiniz. Kısa dönem bir şehir, başka bir şehirde gözüktünüz. Bunlar sizin sağlığınız için iyi şeyler. Bazı boğa burcu dostlarımın sağlıkları şu şekilde bozulabilir. Migren türü rahatsızlık olabilir. Solunum sistemiyle ilgili rahatsızlıklar olabilir. Onların çözümü için de toplu halde spor yapabilirler. Yani ne bileyim bir yoga gibi, bir işte pilates gibi sporları online gruplara katılabilirler, online ders alabilirler. Solunumla ilgili sorunlar ortaya çıkıyor. Bunun için size hafif sporları öneriyorum. Pilates gibi işte, dediğim gibi yoga gibi hafif yapılan, enerjiyi yükselten ve stresi azaltan çalışmalar iyi. Yoga spor değil ama ben kendim öyle değerlendiriyorum. Yoga bir spor değil. Evrenle bütünleşme çalışması, yani farklı bir enerji çalışmasıdır. Ama ben yine de hareket dolayısıyla spor olarak değerlendiriyorum. Sevgili dostlarım, geldik sevgili boğa burçlarının aşk mevzuna. Aşk mevzuları neler bakalım? Aşkla neler oluyor? Dolunay sizlere neler getiriyor? Acı çekiyorum diyor. Birileri gitti, acı çekiyorum diyor. Çocukça hareket etti. Neden böyle yaptı? Çocuk alt beyinli bireylerin olduğu toplumlarda böyle oluyor diyorsun. Giden gelecek. Haydi gözün aydın sevgili boğa burcu. Yani böyle giden pişman ve gerçekten pişman olmuş, üzülmüş ve depreşmiş halde sana geldiğini görüyorum sevgili boğa burcu dostum. Beraberliğiniz şekil alıyor. Beraber ve mutlu gözüküyorsunuz. Bazı boğa burçları da belki evlilikleri kötü gidiyor. Boşanmak yerine denesinler, iyi olacak. Kötü bir dönemden geçtiler. Ama bundan sonrası iyi gözüküyor sevgili boğa burçları. Dostlarım, eğer horoskop çıkartmak isterseniz ve aynı zamanda benden astrolojik danışmanlık almak isterseniz, ilişki açılımı, tarot okuması, sufalı bakımlarınızla karşınızdayım. Numaram mı? 0546 481 3506. Bir mesaj kadar yakınım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.